Selamlar efendim. Size en sonda söyleyeceğimiz, en başta söyleyelim mi? Bu hafta sonundan itibaren pastırma yazı geliyor. Yurdun büyük kısmında pastırma yazının işaretleri neler? Yüksek basınç, evet var. Yüksek basıncın getireceği ayaz, evet var. Gece soğuğu, sabah soğuğu var. Gündüz sıcaklıkların artışı var. Güneşlenme var, yağışsız hava var. Dolayısıyla tam bu işte bu pazartesi önümüze bu hafta sonuna denk geliyor ve önümüzdeki haftanın neredeyse tamamını içine alıyor. Pastırma yazının bütün göstergeleri mevcut. Zaten tipik olarak da dönemi de bu dönem. Dolayısıyla biz buna pastırma yazacağız. Ha. Sonrasında yine pastırma yazına benzer havalar olmaz mı? Sıklıkla oluyor. Bazen sanki kesinti yaşamış da iki tane farklı pastırma yazı yaşıyormuşuz gibi olabiliyor. Kasım ayının ikinci yarısında da benzer havalardan olabiliyor. Ama genel olarak dönemi bu zaman ve göstergeleri de mevcut. O nedenle biz bu pazardan itibaren gelecek havaya pastırma yazı diyeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi çok da konuşacağız yarın öbür gün. Şimdi sonda söyleyeceğimizi başta söyledik ya. Şimdi bu haftaya bakalım. Hep şeyden bahsederiz böyle hani bu hafta hava enerjini topluyor işte sonrasında yağış geliyor falan. Bu sefer enerjisinin tamamını bu hafta içerisinde kullanacak. Çünkü ağır sağanaklar var. Şimdi birçok noktada yağışlar var, bölgesel geçişler şeklinde gök gürültülü sağanaklar, bültenlerde zaten takip ediyorsunuz. Biz bu birlikteliğimizde daha çok hani riskli, sıkıntılı ya da sıra dışı durumu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Öncelikle çarşamba öğleden sonra akşam saatlerinde ve perşembe günü devam edecek kuvvetli sağanaklar var. Akdeniz'in doğusunda Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinde, İç Anadolu'da Konya, Kayseri, Sivas dolaylarında ve çevresinde. Ordu Giresun çevrelerinden başlayıp doğuya baktığımız alanda Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da kuvvetli sağanaklar yapacak. Yağışın miktarının en fazla olduğu yerler buralar. Marmara'da da var, Ege'de de var, Batı Karadeniz'de de var, Batı Akdeniz'de de var ama su baskınları, sel yapma ihtimali bu alanlarda daha yüksek ve en fazla yağışın olduğu yer, yani toplam yağışın en fazla olduğu yerde Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta kesimleri. Şimdi Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde diyoruz ama her zaman yağışın miktarının fazla olduğu yerlerde su baskınları, sel ya da sıkıntılı tablolar ortaya çıkmıyor. Çıkıyor ama ondan daha ağırları olabiliyor. Şimdi Doğu Karadeniz'de de heyelan faktörü var. Yani su geliyor, toprak suya doyuyor, su akışa geçiyor. Geçerken toprak da akışa geçebiliyor. Dolayısıyla heyelana karşı Doğu Karadeniz'e hatırlatmada bulunuyoruz. Şimdi Marmara'da bölgesel yağışlar var dedik. Doğu bölgeler, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, İç Anadolu'nun, Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanaklar var dedik. Bunun üzerine toplamının üzerine eklenecek bir soğuk hava da var. Yani bu bazı yerlerde o öyle seviyeye getirecek ki sıcaklıkları ne yapacak biliyor musunuz? Kar yapacak. Bir kere Uludağ'a bekliyoruz, Kartalkaya'ya bekliyoruz. Erciyes zaten aldı, yine alacak. Ondan sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde birçok alanda, geniş bir alanda kar yağışı bekliyoruz. Bu Perşembe, Cuma kendini gösterecek. Bu arada hani yağışın miktarı çok fazla diyoruz ya. O nedenle gelen kar da böyle 20-25 santim bile kar kalınlığı yapacak yerler olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, yükseklerde, dağlarda. Dolayısıyla hani yüksek köylerde de ulaşımı zorlayabilecek seviyeye gelebilir. Yolda olacak. Herkese dikkatli olun, hatırlatmasın. Meteorolojik koşulları hesaba katarak aracınızda donanımın yeterli olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Lastikler başta olmak üzere. Böyle yine görüşelim oldu mu? Bu hafta biraz dikkatli olun. Önümüzdeki hafta gelecek pastırma yazının tadını çıkartın. Hadi görüşürüz.